Bugün Fortnite Chapter 5 sezon 2'yi yorumluyorum. İlk önce karakterleri, sonra haritayı ve genel olarak da gelen bazı karakterleri yorumlayacağım. Hadi videoya geçelim. Bu ilk karakterimiz Cerberus. Ben Cerberus'u beğendim ama konsept sanatını daha çok beğenmiştim. Ama konsept sanatında 3 kafalı olduğu için birçok kişi oynarken zor olur dedi. Onlara da haklıyorum aslında, evet bir tık zor olabilir ama bir sürü büyük karakter var. Bu yüzden bence birçok insan için de sıkıntı yaratmazdı. Ama tabii kendileyebilir. Şu anda ise 3 kafa yerine 2 kafayı ceketine süs olarak koymuşlarsa böyle de güzel olmuş. Aslında böyle daha iyi. Ben çok çok büyük karakter sevmediğim için böyle daha iyi olabilir. İkinci haline bayılmadım. Bu mavi ve altının olana pek bayılmadım. Ama üçüncü olan bu turuncu yanan gibi olanı bayağı beğendim. Puanlamam gerekirse kendi haline 10 üzerinden 7 veriyorum. İkinci haline 10 üzerinden 6, üçüncü haline de 10 üzerinden 8 veriyorum. Hadi diğer karaktere geçelim. Aphrodite. Aphrodite'i beğendim ama Aphrodite'in kesinlikle konsept sanat hali daha güzeldi. Ben o halini buna tercih ederim. Hatta komple tercih ederim. Çünkü burada da güzel ama etek giydirip üstüne ceket koyup geçmişler. Altına spor ayakkabı giydirip, yani Aphrodite günün sonunda bu, hani normal bir karakter olsa tamam ama Aphrodite'i böyle yapmaları beni bir tık üzdü çünkü çok sade, yani hiçbir artısı yok bu halinin. Kesinlikle konsept sanatı daha güzeldi bence. Ben konsept sanatını daha çok beğenmiştim. Onun haricinde ikinci halini çok beğendim. İkinci hali gayet güzel. İkinci halinin de tek beğenmediğim şeyi ayaklarının çıplak olması. Ben ayağı çıplak karakter sevmiyorum. Bana bir garip geliyor. Onun haricinde gayet güzel. İkinci haline bayıldım. Şimdi size konsept sanatını göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu konsept sanatı, konsept sanatının eteği, her şeyi çok güzel. O eteğinin fileliğe mi deniyor bilmiyorum. Bu sarkan şeyli eteği falan. Ayakkabıları ve kafasındaki o toka bile daha güzel. Daha uğraşılmış duruyor ama gidip böyle bir downgrade yedi. Bu halini de beğendim dediğim gibi ama kesinlikle bu halini tercih ederim. Eğer kafayı da puan vermem gerekirse 6 veriyorum. İkinci halinde de 10 üzerinden 8 veriyorum. Geçelim diğer karakter. Bu ise Poseidon. Sözde Poseidon diyebiliriz çünkü Chapter 2 sezon 1'deki Slurpee'nin işte, yani Poseidon yapılmış hali. Ben buna gerek olduğunu düşünmüyordum en baştaki hali, aslında öyle düşünüyorum. Çünkü ben Poseidon'u Poseidon olarak bekliyordum, Slurpee olarak değil. Keşke Poseidon normal gelseydi, böyle gelmeseydi. Bir tık beni hayal kırıklığına uğrattı ne yazık ki. Ama kendi karakterliği olduğu için öyle değerlendireceğim. Güzel diyebilirim, farklı. Benim Twitter'da bir arkadaşım bir tweet atmıştı. O tweet'i size göstereyim. Kesinlikle ben bu tweet'e katılıyorum. Evet, bu meme karakterle dediğimiz gelsin, niye gelmesin? Ama her sezon veya her zaman gelmesine gerek yok. Mesela bence bu sezon gerek yoktu. Ama gidip Poseidon'u Slurp yapmışlar. Kendileri bilir. Ben ilk haline 10 üzerinden 6 veriyorum. İkinci haline 10 üzerinden 7. Üçüncü haline de 10 üzerinden 6 vereceğim. Karakterimiz ise Medusa. Medusa'yı beğendim ama Medusa'nın da konsept sanatını bildiğimiz için konsept sanatı daha güzeldi. Aynı Afrodit'te olduğu gibi daha uğraşılmış duruyordu konsept sanatındaki. Konsept sanatındaki o kıyafetinin dokuları falan filan daha yılansıydı ve daha çok hoşuma gitmişti benim. Kesinlikle ben o halini tercih ederim. Burada bir tık kötü durduğunu düşünüyorum ben. Çünkü çok sade aslında baktığınız zaman kıyafeti, o yüzden pek beğenemedim. Hani beğendim ama bayılmadım diyeyim, öyle söyleyeyim. İkinci hali gayet güzel. İkinci halini bayağı beğendim çünkü ikinci halinin konsept sanatı yok. Bunu böyle değerlendirdiğim zaman gayet güzel. Konsept sanatını gösterip puanlayacağım. Sanatlar kesinlikle daha güzel, daha gerçekçi ve daha Medusa duruyor bence. Ben bu halini tercih ederdim ama gittiler tabii ki de değiştirdiler. Bayağı downgrade'lemiş karakterlerin birçoğu. Zaten 3-4 tanesini konsept sanatını biliyoruz. Downgrade'lemişler bayağı. Şimdi puanlamaya geçelim. Sanatın ilk halini 10 üzerinden 7 vereceğim. İkinci halini de 10 üzerinden 8. Zeus. Ben Zeus'u beğendim çünkü ne konsept sanatı sızdı ne bir şey oldu. Zaten Zeus'a
çok çok bir şey yapmanı beklemiyordum. Hatta bence iyi bile yapmışlar Zeus için. Yani Zeus'un tasarımını beğendim. Sürekli oynayacağım bir karakter değil ama gün sonunda bu Zeus. Hani ne yapabilirler diye düşündüğüm zaman bence iyi bile kurtarmışlar. Ben beğendim. İkinci hali de güzel. Üçüncü hali de iyi. Ama ben birinci halini tercih ederim ikisine göre. Birinci hali daha güzel. Kendisinin konsept sanatı falan da bilmediğim için daha objektif bir yorum yapabiliyorum. Ben yani ilk halini 10 üzerinden 7, ikinci halini 10 üzerinden 6, üçüncü halini de 10 üzerinden 6 veriyorum. Bir sonraki karakterimize geçebiliriz. Karakterimiz ise Artemis. Artemis'e bayılmadım ama bu galaksi gibi olması benim bayağı hoşuma gitti. Galaksi saçı falan galaksi bayağı güzel olmuş o aslında. Ama bayılmadım dediğim gibi buna da. Beğendim ama bayılmadım. Özellikle üçüncü bu böyle beyaz ve pembeli olan halini hiç beğenmedim ben. Olmamışlık var. Pembe yanları güzel ama bu pembe için mavi kattıkları yerleri beğenmedim. Bence pembe olsaydı bayağı güzel aslında. Ama turuncu hali bayağı güzel bence. Turuncu halini beğendim. Onun haricinde bunu da konsept sanatını daha çok beğenmiştim. Çünkü konsept sanatındaki maskesi falan daha güzeldi. Burada ağız maskesi var. O da böyle göz maskesi diyebileceğimiz bir şey var. Çok güzeldi o hali. Yine gitmişler, değiştirmişler. Ben Artemis'e bayılmadım ama gayet güzel. Konsept sanat halini tercih ederdim. Onun haricinde puanım 10 üzerinden 6, ikinci haline 10 üzerinden 7, üçüncü haline 10 üzerinden 5 veriyorum. Geçelim diğer karakteri. Son bir TPS karakterimiz Hades. Ben Hades'i bayağı beğendim. Bence Hades'in tasarımı çok güzel. Hatta maskesinin tasarımına baktığım zaman bana bir TPS'teki birçok karakterden daha çok ulaşılmış gibi geldi. Yani kendisi 100. seviyeydi yanlış hatırlamıyorsam. 100. seviyede olduğu için tabii ki daha uğraşmışlar. Ben Hades'i bayağı beğendim. Kıyafetinin o dokuları falan filan maskesi, o kafasındaki şey falan bayağı güzel bence. Ben çok beğendim. Fragmanı da bayağı beğenmiştim. Mor hali bayağı iyi. Hatta mor halini bir tık daha çok beğendim. Bir de bu Immortal Form diye bir hali var. Daha ışıklı. O haline de bayıldım. Bence çok güzel. Eğer ki Hades'e puan vermem gerekirse 10 üzerinden 8 veriyorum. Mor haline de 10 üzerinden 9 verdim. Şimdi geçelim diğer karakterlere. Bu da Battle Pass ile ilgili son karakter Cobra. Bu gizli karakter olarak geldi. Avatar filminden bir karaktermiş. Hiçbir fikrim yok Avatar ile ilgili bu arada. Ama ben karakteri hoş buldum. Böyle tatlı olmuş ama gizli karakter olarak kesinlikle gelmemeliydi. Item Shop'a gelmeliydi. Bence bu sezonun gizli karakteri ya Assassin's Creed Odyssey'den Cassandra Alexios veya ne bileyim Kratos'un genç hali olabilirdi. Atreus bile yani daha mantıklıydı şunun yanında bence. Çok alakasız buldum ben sezonla. Genelde zaten sezonla alakalı şeyler koymuyorlar ama bence koymalılar. Çünkü Corbin ne alaka bu sezonda mesela? Bana çok saçma geliyor. Tabii kendilebilir ama ben bu sezon bitene kadar Alexios'u veya Cassandra'yı bekliyorum. Umarım gelirler. Şimdi geçelim bir sonraki karakterde. Şimdi yeni gelen yerliği yorumlamak istiyorum aslında hemen böyle çok uzun olmayacak şekilde. Yeni gelen tapınak gibi ben çok beğendim. Tasarım çok çok güzel. Ben bu ilk gördüğümde Assassin's Creed Odyssey'ye çok benzetmiştim. Bu yüzden gizli karakterin Alexios veya Cassandra olacağını düşünmüştüm. Keşke olsaydı. Ben burayı beğendim. Bence gayet güzel yapmışlar. Özellikle şu kocaman heykele de bayıldım. Bu da bir diğer yerimiz. Ben burayı da beğendim. Çok çok büyük değil ama çok da büyük olmasına gerek yok bence. Gayet ufak ve güzel. Ben bunun da tasarımını beğendim. Buradaki heykeller falan çok hoş duruyor bence. Bir de burada mücadele etme özelliği var. Kiminle mücadele ettiğimizi şu an hatırlamıyorum. Ama mücadele etme özelliğini de beğenmiştim buradaki. Burayı ben beğeniyorum şahsen. Bence burası güzel. Ben burayı da beğendim. Burası da gelen son yerimiz. Aslında tapınaktan sonra en çok burayı beğenmiştim. Çünkü buradaki suya girdiğiniz zaman böyle bir etkisi oluyor. Işınlanabiliyorsunuz belli bir süre. Zaten fragmanda da buradan eller çıkıyordu. Oyunda çıkıyor mu hiçbir fikrim yok. Dikkatli bir şekilde bakmadım. Eğer ki eller çıkıyorsa çok 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 daha efektif ve güzel olmuş demektir benim için. Ben buranın tasarımını da beğendim. Böyle korkutucu bir hali var ve benim bu çok hoşuma gitti. Bence bunun tasarımını çok hoş yapmışlar. Tapınaktan sonra en çok beğendiğim yer burası.
Onun haricinde bu ile ilgili söyleyeceğim bir şey yok. Ben bunu tasarım çok beğendim. Hem burası bir tık daha büyük. Aynı tapınak gibi tapınağın kapladığı yerle bunun kapladığı yer hemen hemen aynı büyüklükte bence güzel. Bence haritanın değişikliği gayet güzel olmuş. Zaten ne getirebilirler diye düşündüğün zaman bunların gelmesi gerekiyordu. Komple haritayı değiştirmeyecekler çünkü biz yeni bir chapter geçmiyoruz. Ama var olan sezona 3 tane yön gelmesi bence gayet iyi. Ben sezonu da genel manada beğendim. Çok eğlenceli bence. Ben diğer sezon mesela sıkılmıştım belli bir süre sonra. Burada sıkılır mıyım bilmiyorum ama şu an gayet iyi gidiyor bence. Ben gayet beğendim sezonu. Siz de beğendiyseniz yorumlarınızı bilirsiniz bu arada. Hani sezonla ilgili yorumunuz neler, Battle Pass'teki yorumlarınız neler? Tabii ki de yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Şimdi videonun devamında win aldığımız gameplay videosunu göstereceğim. Yani şu an aslında arkada oynayan gameplay videosunun bulanık olmayan halini göstereceğim. Eğer ki onu da izlemek isterseniz devam edebilirsiniz. İzlemek istemezseniz abone olup video like atıp yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.
It's a weekend.